And where do you live? My name is Conor McGregor and I live in Lucan. And what's your status or what's your professional? I'm a professional MMA fighter with a record of 4-1. I'm an up-and-coming fighter and without a doubt you will see me on the UFC in the near future. Without a doubt. Countrymen who died fighting on the front line from the beginning of time. This for every countrywoman, every child waiting patiently to see if they would make it on alive. This for the moment they were told otherwise. This for those who survive every foe to collide. Yeah, for everyone who... Spor dünyasının en küstah ve kendini beğenmiş adamını araştırırsanız karşınıza çıkacak olan kişi muhtemelen Conor McGregor olur. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. We overcame the famine and deprivation. We overcame any threats of an invasion. We overcame it all for the next generation to live better. So this here is a celebration. Ancak onun dünyasında her şey düşündüğünüz şekilde gelişmedi. Conor Anthony McGregor 14 Temmuz 1988'de Dublin şehrinin Crumlin semtinde Tony ve Margaret McGregor çiftinden dünyaya geldi. Crumlin'de büyüyen McGregor ilk ve orta öğrenimini de bu bölgedeki okullardan aldı. Küçük yaşlardan beri olan spor tutkusunu büyüdüğü bölgeden alan McGregor, spora ilk adımını Lord's Celtic Futbol Kulübü'nde futbol oynayarak attı. 12 yaşında Crumlin Boks Kulübü'nde boks ile tanıştı. Boksa başlamasının nedenlerinden biri kısa ve sıska olması nedeniyle okulda sık sık zorbalığa uğradığı için kendini savunmak istemesiydi. Ayrıca babası da amatör bir boksördü. 2006 yılında ailesiyle Dublin'in Lucan bölgesine taşındı. Burada sıhhi tesisat çıraklığı da yapan McGregor ileride UFC'de de dövüşecek olan Tom Eagan'la tanıştı. Onunla beraber karma dövüş sanatları antrenmanlarına başladı. Babası bu duruma çok karşıydı. Conor için dövüş sanatlarında bir gelecek görmüyor ve hayatını sıhhi tesisatçılık işinden kazanmasını istiyordu. Ancak Conor babasının bu isteğine karşı öfkeliydi ve ona "Ben 25 yaşında milyoner olduğum zaman bu söylediklerinden çok pişman olacaksın" diyerek sitem etti. Conor bu dönemde oldukça yalnız ve yıkılmış bir haldeydi. Bu dönemde yeniden toparlamasını o zamanlar tanıştığı Dee Devlin'e borçluydu. Dee Devlin, Conor'ın en kötü günlerinde yanında olmuş ve her anında desteklemişti. Conor antrenmanlarına odaklanabilsin diye onun spor yiyeceklerini ve spor çantasını sürekli hazırlıyordu. Paraları olmamasına rağmen onun doğru beslenmesini sağlıyor, antrenmanlarına doğru saatte kendi götürüyor ve Conor'un hayallerini ciddiye alarak ona ortak oluyordu. Sonunda sıhhi tesisatçılık işini bırakarak kendisini tamamen antrenmanlarına verdi. İlk amatör MMA maçında Kieran Campbell'a karşı dövüşen McGregor maçı ilk roundda teknik nakavtla kazandı.
office upstairs and was like, you won't be fighting again if you ever go on like that. The guy was hurt and running around screaming, yeah, and bouncing around. We don't go on like that. So you never really listened to that advice then, did you? I took it on board for one fight. Bu maçtan sonra profesyonel kariyerine başladı ve Irish Cage of Truth organizasyonu ile sözleşme imzaladı. 2008'de John Kavanagh'ın Dublin'deki salonunda çalışmaya başladı. 9 Mart 2008'de ilk profesyonel karma dövüş sanatları maçında hafif siklette Gary Morris ile karşılaştı. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Maçı ikinci roundda teknik nokautla kazandı. İkinci maçında Mo Taylor'ı mağlup eden McGregor, üçüncü maçı için siklet düşerek tüy siklete indi. Tüy sikletteki ilk maçında Artemich Stenkova pes eden McGregor ilk yenilgisini aldı. Bu yenilgi ona büyük bir travma yaşatacaktı. Yeah, he was emotional, but oh, you made McGregor cry or something like that, so he was crying because he was like almost teenager, but I didn't beat superstar McGregor. I beat teenager McGregor, so it's two different people. İlk yenilgisinden sonra tüy siklette sırasıyla Stephen Bailey ve Conor Dillon'u yendi. 6. maçında hafif siklete dönen McGregor, Joseph Duffy'ye pes ederek ikinci yenilgisini aldı. A champion, when he faces defeat, he puts his head down and grinds. He dedicates his entire life. That's what champions do. That's what a three-time world champion does. That's what I done. 2011 ve 2012'de 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan McGregor, bu 8 maçın tamamını puana götürmeden bitirdi. Mike Woodley ile olan maçını 16 saniyede kazandı. Ancak kendi rekorunu kırması uzun sürmeyecek ve bir ay sonraki maçını sadece 4 saniyeyle kazanarak MMA tarihinin en hızlı knockoutlarından birine imza atacaktı. McGregor, Cage Warriors organizasyonunda hem tüy hem de hafif siklet şampiyonluğu yaşadı. Bu aynı zamanda Avrupa'nın elinde iki farklı sikletin kemerini bulunduran ilk kişi olduğu anlamına geliyordu. Şubat 2013'te UFC başkanı Dana White, Trinity College'den onursal patronaj altın madalyasını almak için Dublin'e gitti. Buradaki gezi esnasında Conor McGregor ismini çok duydu ve UFC'ye katılması için gelen talepleri dikkate alarak Conor McGregor ile toplantı ayarladı. Ardından UFC CEO'su Lorenzo Fertitta ile görüşen Dana White, Conor ile çoklu maç sözleşmesi imzaladı. Şubat 2013'te UFC ile kontrat imzalayan Conor McGregor, Tom Egan'la birlikte UFC'deki ikinci İrlandalı oldu. İlk maçına 6 Nisan 2013'te Marcus Brimage'e karşı çıktı. Conor UFC'deki daha ilk maçında gecenin knockout ödülünü kazandı. Dana, 60 G's baby! What's welcome up, to man? UFC, man. Yeah, thank you very much. Like 60 G's bonus and then my own pay. You know what I mean? I don't know what the fuck's going on there. I didn't have money before this, you know? Like I said, I was collecting 188 euro a week out of the social welfare, and now here I am. So there's been a lot of hype. I guess the hype is real, man. Yeah, Mark Brimage is a tough dude. Yeah, man, he's tough.
İkinci maçında Andy Ogle'la karşılaşması beklenirken Ogle'ın sakatlanmasıyla karşısında Max Holloway'ı buldu. Two things I really like to do and that's whoop ass and look good and I'm doing one of them right now and Saturday night I'm gonna do the other. McGregor maç sırasında ön çapraz bağını yırttı. Ancak bu onun pes etmesi için bir sebep değildi. Bu sakatlık onu yaklaşık bir yıl kafesten uzak tutacaktı. Sakatlık sonrası 19 Temmuz 2014'te geri dönen Conor McGregor'ın Cole Miller'la dövüşmesi planlanıyordu. It's a dream come true, you know. When I first made my debut, I said a dream of mine was to come and drag the UFC back, but I screwed the neck to my hometown and get my teammates on. Now it's upon us. Now we're here. Did I know I was going to be main event? Maybe not. Main event is a dream come true for me. 5 rounds. Get to showcase my skills in front of my hometown. I'm going to show Cole everything but mercy. Ancak Miller sakatlık nedeniyle maçtan çekilince yerini Diego Brandao aldı. McGregor kendi şehrindeydi ve 9500 ateşli seyircisi önünde büyük bir motivasyona sahipti. Mücadele ilk raundun sonlarına doğru karşılaşmanın hakemi Leon Roberts tarafından durduruldu. McGregor ilk kez gecenin performansı ödülünü aldı. The pimp is here. McGregor UFC ile çoklu maç sözleşmesini yineledi. Conor'ın sıradaki rakibi Dustin Poirier oldu. Conor bu maçta ikinci kez gecenin performans ödülünü kazandı. Hate is a beautiful thing to me. I enjoy it. The whole roster can hate me. The whole of America can hate me. I only need one American to love me. And that is Mr. Benjamin Franklin. As long as you're paying, then thank you. No smiling, yeah? 1, 2, 3. Going from here as well. Nice. Sure. Thank you. Yeah, definitely. Motherfucker don't look like me. But I believe 2015 will be my year. I know a lot of the featherweights are bitching and moaning and hating on it, you know, but they don't have to love it. They can even hate it, but they will be forced to accept it. His weight has been lifted. I buried the knife. Buried. Here comes the elephant carried by mice. Here to marry the mic. One tusk cut, dipped in blood, now dare me to write. Dare me. Watch a murder of crows turn into a pack of wolves and prowl the streets for the feast they owe. Fat sacks and a stack of gold get blown and turn back to crows. I hear evil, I see evil, but I speak needle. Full of medicine for all of these dead people. Sight beyond sight. Carry the eyes of a dead eagle treading in the twilight. Leather bag of bones, browns when the sun is shone. 10 fingers that have touched the globe. 10 toes to the dusty road. One skull made of bone about to touch the throne. Conor şampiyonluk yolunda bir engeli daha kaldırdı ve 3. kez gecenin performansı ödülüne layık görüldü. 30 Ocak 2015'te tüy sikletin dominant şampiyonu Brezilyalı şampiyon Jose Aldo ile karşılaşacağı duyuruldu. Maç 11 Temmuz 2015'te UFC'nin geleneksel uluslararası dövüş haftasında gerçekleşecekti. UFC bu maçın tanıtımı için çok büyük bir bütçe ayırdı. 8 şehir 5 ülkeyi kapsayan bir dünya turu düzenlendi, basın toplantıları yapıldı. Fakat maça kısa bir süre kala şampiyon Jose Aldo'nun kaburga kırığı sebebiyle maçtan çekilmek zorunda kaldığı duyuruldu. Aldo'nun yerini Chad Mendes aldı. He should have kept his mouth shut and I'm gonna slap the face off him and that's it. And Conor, I'm gonna embarrass you, dude. I'm gonna destroy your life.
Maçta yaklaşık 16 bin kişi seyirci olarak yer aldı. Bu Nevada'da bir rekor demekti. Sadece seyirci biletlerinden elde edilen gelir 7 milyon 200 bin dolardı. Bu da Amerika'da bir MMA etkinliğinde elde edilen en büyük hasılattı. Bu maç Connor'ın kıyıdan döndürdüğü bir maç oldu. Çünkü Chad Mendes güreş altyapısına sahip ve Connor'ın stiline ters bir rakipti. They tried to get him, but they couldn't build a prison that would trap him. And in this land here, the shaman's a king. Better follow your dreams or fall deep into the hollow of rings. I'm gone into tomorrow, it seems, to suck the sorrow out and spit my peace. Big, deep breath by Chad Mendes. Listen to this place. Oh, big shot by McGregor. Look at the clock closely. 10 seconds. Face up with a heart to get right. In a world that's gone wrong, I'm darker than midnight, but I'm brighter than Zeus strikes from rolling these two dice. Tell me the world ends, well I guess we got tonight. Dance on my own grave, this ground is now sacred. The art, well it takes time, my hands will it take bread. The engine in my heart starts to running on hatred. No one make it far in this war with the faceless. Raise up the grave, second day to the fallen. Goodbye for the now, no I'm out for my calling. Staring at my chips, about to push them all in. Standing on the cliffs, one slipping, I'm falling. Geçici TÜİSİKLET ünvanı için yapılan maçta Mendes'i ikinci roundda teknik nakavtla yenen McGregor geçici ünvanın sahibi oldu. I just want to thank everybody that's been with me and the Irish people that support me. I swear to God, I've done this for us. I've done it for us. Connor, Chad Mendes maçından sonra UFC'nin The Ultimate Fighter isimli reality show programında koçluk yaptı. 10 Ağustos 2015'te Jose Aldo ile kemer maçına çıkacağı duyuruldu. Elbette Jose Aldo için kabus başladı çünkü trash talk ustası Conor McGregor üzerine kabus gibi çökmeye hazırdı. Brazilian. Ooh, vamos here. No dream. Your dream. You like it? Yeah, no dream. It looks good, right? No, never. Say goodbye. Never. Come get it. You? Come get it. Come get it. You little old fuck, come get it. I'm your woman. Tell him I said I am his daddy. Nunca vai ser. Sit on my lap. Nunca vai ser. Tá mais fácil. Sit on my lap. Yeah, what you gonna do? You wanna do something? You wanna do something? You wanna do something? You're a Brazilian bitch. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? You little bitch. Please, I'll take that belt. You'll do nothing. You'll do nothing. Yeah. What you gonna do? Can we move the seat? Rory? Yeah. Let's reconfigure the seat here. Pussy.
12 Aralık 2015'te düzenlenen UFC 194 kartında Aldo ile karşılaşan McGregor rakibini 13 saniyede nakavt ederek yeni tüy siklet şampiyonu oldu ve gecenin performansı bonusunun yine sahibi oldu. Aynı zamanda UFC'nin kemer maçında alınan en hızlı nakavt unvanını da ele geçirdi. Aldo karşısında aldığı sansasyonel galibiyetin ardından siklet yükseltip UFC'nin ilk çifte şampiyonu olmak isteyen McGregor'ın sıradaki rakibi hafif siklet şampiyonu Rafael Dos Anjos olacaktı. 2015 was my year. 2016 is also my year. Every year is my fucking year. 5 Mart tarihine ayarlanan unvan maçı Rafael Dos Anjos'un kamp sırasında ayağını kırması nedeniyle gerçekleşemedi. Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for. I'm gonna fight your ass. You know what's the real fight? What's the real money fight? It's me, not these clowns that you already punked at the press conference. UFC 196'ya 13 gün kala Dos Anjos'un yerini Nate Diaz aldı. Fakat Diaz'ın hafif siklet ağırlığına düşecek vakti yoktu. Bu nedenle maç yarı orta siklete ayarlandı. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapmasına karşın ilerleyen dakikalarda kondisyon sorunu yaşayan McGregor'ı Diaz maçın ikinci raundunun sonlarına doğru pes ettirdi ve tüm dünyaya ses getiren bir galibiyet aldı. Maçın ardından iki dövüşçü de gecenin maçı bonusunu kazandı. Diaz maçının rövanşı 9 Temmuz 2016'da yapılacak olan UFC 200 kartı için ayarlandı. Fakat McGregor'ın maçın tanıtımı için üstleneceği medya yükümlülükleri konusunda UFC ile anlaşmazlığı sebebiyle maç UFC 200 kartından çıkarıldı. It is what it is. I'll face it like a man, like a champion and come back and do it again. I'm sure you will, sir, and I look forward to seeing you compete again. Conor McGregor, ladies and gentlemen. How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. İlerleyen aylarda revanş UFC 202 kartı için ayarlandı. Fuck your whole team. Little crackhead SS. You'll do nothing. You'll do nothing. Shut your fucking mouth, you'll do nothing. You'll do fucking nothing. Not one of you will do nothing. Get the fuck out of here! Get the fuck out of here! That's all right. Hey, 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 Connor, don't throw those fucking hands, Connor. McGregor, Connor, what happened at the press conference, man? Look, I don't know. I seen people panicking up into the stands, and I thought maybe there was a case of dehydration going on. I was simply launching up some hydration for people. Conor McGregor, you're taking everything I work for. I'll fight your ass. Oh! Conor's in serious trouble. He's got the choke. He's out. Hey,
İlk maçtaki gibi yarı orta siklette yapılan maçı McGregor 5 round sonrası çoğunluk kararıyla kazandı ve rövanşı almış oldu. UFC 202 yaptığı 1.650.000'lik öde izle satışıyla UFC 100 kartını geride bırakıp UFC'nin en yüksek öde izle satışı yapan etkinliği oldu. Surprise, surprise, motherfucker. The king is back. 27 Eylül 2016'da McGregor'ın sıradaki maçının hafif siklet şampiyonu Eddie Alvarez ile olacağı duyuruldu. You've only been to the fifth round twice in your professional career and lost one of them. You're complaining that he has no gas. His question is, why are you talking s***? That's his question. Why the f*** you up there talking s***? Say it like it is, you're blessed. You're blessed that I chose you. Ancak bu durum hafif siklette şampiyonluk hedefleyen diğer dövüşçülerin hoşuna gitmeyecekti. Hatta iyi dost olabilecek iki kişinin ölümüne düşman olmasını sağlayacaktı. Conor McGregor said that if he wins at 145 pounds, he wants to move up to 155. What do you think? No, you know, I like Conor McGregor, but if he come 155, welcome. Do you like his trash talk? Who the f*** is that guy? Who the f*** is that? You know damn well who I am. Who the f*** is that? I, of course, I knew who Jeremy was. You know, Jeremy's a good fighter. Was a former lightweight, then down into the featherweight division. Good power in his hands, but the timing was just impeccable there, and that was it. Easy money, easy money, easy. Karma dövüş sanatlarının New York eyaletinde yeniden yasal olmasından sonraki ilk UFC etkinliği olması nedeniyle büyük önem taşıyan UFC 205, 12 Kasım 2016 tarihinde Madison Square Garden'da yapıldı. For me, Joe. I'm gonna get that second belt. Where the fuck is it? They should have had their two belts ready. Spit shine for me. They're fucking half out in the octagon. It's never been done before. Gecenin ana maçında rakibi Eddie Alvarez'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup eden McGregor, UFC'nin aynı anda iki farklı siklet şampiyonu olan ilk dövüşçüsü olarak tarihe geçti. Oh, that looks good. That looks good. God bless. Kasım 2016'da McGregor'ın tüy siklet ünvanı UFC tarafından geri alındı ve UFC 200'de geçici tüy siklet ünvanını kazanan Jose Aldo'ya verildi. Bu dönemde Conor'a birçok film teklifi gelmeye başladı. Vin Diesel'la birlikte başrol teklifi aldı. Hatta Bond serisi için kötü adam rolü bile teklif edildi. Ancak McGregor antrenmanlarını boşlamamak için bu teklifleri reddetti. UFC 205'ten sonra ilk oğlunun doğumu sebebiyle spora ara vereceğini açıklayan McGregor'ın ara sonrası Floyd Mayweather'la boks maçına çıkacağı söylentileri yayılmaya başladı. Aylar süren görüşmelerin ardından ikilinin 26 Ağustos 2017'de karşılaşacakları duyuruldu. Does this mic work? Well then, f*** that mic. I want this entire arena to scream, f*** the Mayweathers. One, two, three.
my winners. Ladies and gentlemen, the reigning, defending, 155-pound champion of the UFC, the notorious Conor McGregor. McGregor'ın UFC hafif siklet kemeri uzun süre maça çıkmaması nedeniyle 7 Nisan 2018'de elinden alındı. Boştaki kemerin yeni sahibi El Yacuente'yi yenen Khabib Nurmagomedov oldu. Khabib ve ekibi Conor'ın takımından olan Artyom Lobov ve Islam Badurgov'la aynı otelde kalmaktadır. Khabib kendisi hakkında yapılan bir konuşmanın hesabını sormak için Artyom Lobov'u köşeye sıkıştırır. Olay fazla büyümeden kapanır ancak Conor buna kayıtsız kalamazdı. What the fuck, you fucking pussies! Fuck you! Listen, you don't like Khabib and you don't like what happened or whatever, then fight Khabib. You can come in here and you can do it legally. He's not here, unfortunately. I know. But the fight is done. October, Las Vegas. It's on, ladies and gentlemen. Daha önce Khabib ile Conor arasında başlayan atışmalar iyice çirkinleşmeye hazırdı.
Conor maçı kaybeder ancak maçtan sonra yaşanacaklar için tüm varlığını ortaya serecektir. Nurmagomedov maçı sonrasında her iki tarafta ceza almıştı. Bu nedenle 2019'u boşa geçen McGregor 18 Ocak 2020'de Donald Cerrone maçıyla kafese geri döndü. Orta siklette gerçekleşen maçı ilk raundun 40. saniyesinde teknik nakavtla kazandı ve gecenin performansı bonusunun sahibi oldu. Ayrıca 3 farklı siklette bitirişe sahip olan ilk UFC dövüşçüsü unvanını da kazandı. Conor, karıştığı skandalların da etkisiyle kötü şöhrete sahip bir isim. Kimi zaman küçük trafik cezalarıyla gündeme gelirken, kimi zaman büyük skandallara konu oluyordu. Mart 2019'da İrlanda polisi Conor McGregor'ı bir cinsel taciz ihbarı sonucu soruşturma altına aldı. İkinci suçlama Ekim 2019'da arabadaki bir kadının taciz ettiği şeklinde gündeme geldi. Bu davaların mahkeme süreci devam ederken McGregor, İrlanda'da bulunan bir barda yaşlı bir adamın yüzüne attığı yumruk görüntüleriyle yeniden gündem oldu. Barda içki ikram ettiği bir adamın ters tepkisiyle karşılaşınca yüzüne yumruk atan McGregor, Dublin mahkemesi tarafından 1000 euro cezaya çarptırıldı. In reality it doesn't matter what happened there. I was in the wrong. That man deserved to enjoy his time. I must come here before you and take accountability and take responsibility, and I owe it to the people that have been supporting me. I owe it to my mother, my father, my family. I owe it to the people who trained me in martial arts. That's not who I am. That's not the reason why I got into martial arts or studying combat sport. The reason I got into it was to defend against that. Başka bir olayda takım arkadaşı Charlie Ward'un Bellator'daki ilk maçını izlemeye giden Conor McGregor, maçı arkadaşı kazanınca daha resmi olarak kazanan isim duyurulmadan arkadaşını kutlamak için kafese atlar. Dövüşçülerin doktor kontrolleri yapılmamışken Conor'ın kafese atlaması, üstelik Conor'ın lisanslı bir köşe adamı olmaması, karşılaşmanın hakemi tarafından hoş görülmez ve dışarı çıkarılması istenir. Ancak Conor buna oldukça sinirlenerek hakeme dalaşmaya başlar. 2017 yılında Terry Murray isminde bir kadın McGregor'dan çocuğu olduğu iddialarını ortaya attı. Hatta bu iddialarını destekleyecek fotoğrafları da basına verdi. Ancak 2019 yılında yapılan DNA testi sonucunda iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. Conor McGregor'ın 2008'den beri beraber olduğu nişanlısı Dee Devlin'den iki çocuğu var. Conor'ın şu anki serveti göz önüne alındığında çevresinde çok fazla şöhrete sahip insanların bulunduğu düşünülebilir. Ancak Conor, profesyonel kariyerine başladığında yanında bulunan John Cavanaugh ve takım arkadaşlarına, nişanlısı Dee Devlin'e ve ünlü olmadan önce ona değer verenlere sadık kalmaya devam ediyor. Conor, kazandığı 22 maçın 20'sini hakemlere bırakmadan erkenden bitirdi. UFC gibi bir organizasyonda bile elit isimleri bu denli nakavt edebilmesi, onun sol yumruğunun ne kadar güçlü olduğunu doğrular nitelikte. Conor McGregor, şöhretini sporculuğu kadar maçtan önce rakiplerine karşı kullandığı dile borçlu. Çünkü çoğu MMA izleyicisi 2000 yıl önceki gladyatör dövüşlerini izleyen seyirciler gibiydi. Conor da seyircilerin nabzını çok iyi tutuyordu. Maçtan önce rakiplerini seyirciler önünde küçük düşürmek için her şey yaparak zihninde yer edinmeyi başarıyor, çoğu zaman da bu yeteneği maçları kazanmasına etki ediyordu.
Hatta bu özelliği Muhammed Ali'ye benzetiliyor ancak kendisi kimse Muhammed Ali'ye yaklaşamaz diyerek bunu reddediyordu. I cannot accept a comparison like that. Muhammed Ali is a special man. He done things that are unthinkable. You know, he changed culture period, so but again I am honored to even be put in that bracket by some people, so thank you. McGregor ayrıca Bruce Lee'yi ilham kaynağı olarak göstermiş ve kendisini Lee ile karşılaştırmıştır. Son emekliliğini duyurmasından kısa bir süre sonra Dustin Poirier'i maç teklif eden Conor, ayrıca Dustin Poirier'in yürüttüğü yardım vakfına $500,000 para yatırma sözü verdi. 19 апреля 2016 года вы объявили о том, что вы заканчиваете спортивную карьеру. 21 апреля 2016 года вы заявили о том, что вы возвращаетесь в спортивную карьеру. Что вы делали два дня? На самом деле за сценой, за октагоном происходит столько всего, иногда приходится уходить для того, чтобы те, кто все контролирует... Elbette Dustin Poirier bu teklifi kabul etti ve maç 24 Ocak 2021 tarihi için kesinleşti. Conor bu maç için ayarlanan basın toplantısında oldukça farklı bir izlenim sergilemeye başlamıştı. Belki bağış için yapılan bir dövüş olduğu için böyle davranıyor, belki de şu ana kadar gizlediği iyi yönünü daha fazla gizlemeye gerek yok diye düşünüyordu. Conor's, I just want to clear the air. Conor's team, McGregor Sports Entertainment, did reach out to my foundation, and we have huge, huge plans for that. So Conor, man to man. Pleasure, brother. My pleasure. Thank you. You're going to help a lot of people with that. Yes, and you. Maç başladığında kafes içindeki Conor eski Conor değildi. İş dünyasına hapsolup aktifliğini yitirmiş bir adam, yıllardır kemer için aç olan biri karşısında başarılı olamayacaktı. Telling us that we're going to see you in 2021 in the next few months. Of course, I need activity, guys. Come on, you know it's you don't get away with being inactive in this business, and that's the way it is. So. Conor maçı kaybetti. Modern gladyatör seyircileri ise birbirine hakaretler savurmaya devam etti. Bu kirli bir spor. Ama bu kadar kirli bir sporun en kötü şöhretine sahip bir sporcusu bile yaptığı bağış sayesinde binlerce çocuğu mutlu edecek.